Tezim'den tarikatı diye, e, giriş diye hatta devamı da şuradadır diye yaparız. Şimdi Süper. Erlik... erlik e... Kaldığımız yerden devam edelim biliyor musun? Aynen. Kaldığımız yerden devam edelim. Aynen. Erlik abi şey... sesin az demişler. E, dur, Erlik sesin az olabilir çünkü ben diğerinde Steam OBS'de kapatmıştım. Şu anda sesin daha iyi geliyor olması lazım. Sesin <laughs> nasıl Sesin bana çok iyi geliyor sesin ee, yayına da çok iyi gittiğini görüyorum ama bazı arkadaşlar sesin biraz kısık bir şey o yüzden şey yaptım ses iyi bir yayın tık, için Bir tık arttırabilir misin diyorlar sürekli ha, Arttırdım Allah Allah. arttırdım daha bir tık arttırdım ya, Daha yeni iyiydi ya daha iyiydi Şey farklı ama değil mi şey evet, fark, program farklı Program farklı ya bir daha Steam yap OBS kullanmayacağım ya lanet olsun ile e, de yaşadık böyle Efe'yle tam yayına gidiyoruz o da şey OBS ile kafayı yedi falan diyor Aynen ya ses iyi geliyor dediler tamam güzel <laughs> Yine ses sesi az geliyor diyenler var, iyi geliyor diyenler var. Sesi iyi tamam, sesi iyi tamam, güzel. Az geliyor diyenler biraz sesini açarsanız. Ee, şimdi Erlik en son şeyi konuşuyorduk sende. Coğrafya kader diye bir yayın yapmıştı kader. 140 Journals evet. Ee, evet. ve buradaki bir medya algılamasından bahsediyordun. Ee, ve burada Selahattin evet. Demirtaş, işte Başak Demirtaş'tan bahsetmişlerdi. İse de buradan devam edelim. Sonra Trabzon olayına Tabii. geçeceğiz. Şey, so <laughs> oyna. Pontus soykırımına. <laughs> tamam, tamam, sorun değil. Doğru, tamam, sorun. sorun değil. Ee, şeyden bahsetmiştik. Freud'un yerinde kalmıştık. Bak chat hemen aktif. Senin chatin iyi. Bayağı aktif. Freud'un yeni. Ben Ice'de yazmış birisi. Doğru. Benim aklıma gelmedi. Çünkü bayağı oldu ben okuyalım. Aklımda Freud'un yeni diye kalmış. Köprü kurmuşum orada. Bu arkadaş propaganda. Yani bugün modern bildiğimiz medya psikolojisi ve propaganda hakkında ilk çalışmaları yapan kişi. Öyle ki bu adam çalışma yaptı, ortada Naziler falan yok. Naziler bu propaganda terimini böyle çok kullanmaya başlayınca biliyorsun Nazilerin terimleri vardır böyle. Kullanmaya başlayınca bu abimiz propagandadan da çekiliyor, farklı bir at veriyor ve devam ediyor çalışmalarına. Soğuk Savaş falan görüyor. Medya psikolojisinin çalışmalarına devam ediyor. Hı hı. Bu arada Nazilerin terimleri demişken şeyi de biliyorsun değil mi? Nietzsche'nin Übermensch terimi var. Üstün insan. Evet. Biliyorum. Üstün insanı betimliyor. Naziler bunu şey olarak ırk olarak kullanıyorlar. Übermensch und Untermensch. Yani yüksek insan ve alt insan. Yahudileri insanlıktan çıkarmak için böyle aşağılamak için. E, çünkü insanlıktan çıkardığın zaman birini hani demonize etmek diyorlar ya şeytanlaştırmak. Aynen. Daha e, daha kolay oluyor. Bu da böyle bilgi olsun nazilerin lügatı diye. Yani diyoruz ya mesela lügatından anlıyoruz PKK şu, şuyu bu. Nazileri de gayet iyi bir şekilde anlayabiliyoruz kim olduklarını. Hatta Almanca'da bu kelimeler kullanılmaz. Çekinir Almanlar. Übermensch vesaire bu gibi. Hani Nietzsche'den olsa bile hatta şey derler şakasına. Nietzsche'yi mi kastediyorsun yoksa bu bıyıklı adamı mı? <gülüyor> <gülüyor> Hangi bıyıklı adamı kastediyorsun derler. Öyle. İki tane ikisine garip bir iyi var. Gelelim konuya. Medya psikolojisi. Dedim izleyici biraz toplansın da 450 olmuş ya, hemen girelim konuya. <laughs> Medya psikolojisi. Bu size anlattım yine anlatayım belki kaçıranlar vardır. Üçüncü şahıs hep objektif algılanır. Belgesellerde. Bu çok önemli bir artısı var. Çünkü eğer belgesel içerisinde birine bir şey aktarmak istiyorsam ki ben bu yüzden anlattığı bir şeyler esnasında mesela argo kullanırım. Beklenmedik yerde küfür yerleştiririm. Sebebi niye? Sebebi şu. Benim objektif bir anlatıcı olmadığımı geçirmek için insanlara. Yani subjektif bir olduğumu anlamaları için. Ben de insanım. Yoksa çok daha böyle sesleri tonlayarak falan böyle. Salt gerçekleri anlatıyormuşum gibi insanları manipüle edebilirim. Yapmıyorum bunu. İnsanlar anlıyor benim. Ben olduğumu. Benim fikrim olduğumu. Bu bu videodaki tehlike de şu. Hemen ilk başta başlıyor. Reverb dediğimiz işlemi yapıyorlar. Reverb nedir? Sen senin izleyicini bir olay aktarıyorsun. Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasıyla başlıyor belgesel. Başak Demirtaş anlatıyor. Anlatırken birden çünkü bu bilerek yapılan bir şey. Birden Başak Demirtaş birden babasının tutuklanması hakkında konuşmaya başlıyor zamanında. Babası bir örgüte üyeymiş. Radikal sol bir örgüte üyeymiş. Silahlı bir örgüt. Hı hı. Buradan tutuklanıyor. Bunu anlatıyor ama izleyici olarak benim gibi dikkatli değilsen ki %99'u bunu öyle algılamadı. Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasını anlatıyormuş gibi anlatıyor. Nasıl biliyor musun? Selahattin tutuklanırken şöyle babam zamanında babamı da alırken falan böyle baba bir kere geçiyor. Selahattin Demirtaş tutuklanırken kendimi şöyle hissettim. Çocuklar aradı. Bir an çocukluğuma gittim. Çünkü benim babamı da böyle anlatırken duvardan duvara vurarak getirdiler falan. Böyle anlatıyor hızlıca. Orayı kaçırıyorsun ve %99'u kaçırdı. İlk buradan başlıyor. Anlatmasında babasının tutuklanmasını Demirtaş'ın tutuklanması gibi yansıtıyorlar. Bu bilerek yapılan bir şey. Çünkü kesilmiş orada cam kat var. Cam kattan sonra babasını tutuklarken o dönem polisi biliyorsun biraz daha şeyleri var, hakları var. Polisler biraz daha sert. Bunun babasını Başak Demirtaş'ın vurarak götürmüşler. Kendi anlatmasına göre belki çocukken öyle algılamış da olabilir. Yaşı daha küçük. Bunu anlatırken ama insanlar birden Demirtaş'ı kastettiğini sanıyor. İlk böyle başlıyor. Sonra belgesel esnasında sürekli Demirtaş'ın neden içeride olduğu bilinmiyor. Şimdi annesinde, annesiyle konuşuyoruz. Hop annesine geçiyoruz. Annesi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ajitasyon dibine vuruluyor. İşte ben Tayyip Bey'e dua ettiğim zamanda falan filan. Sonra yine başka bir yere geçiriyor. Deniyor ki işte neden hapiste olduğu bilinmeyen Demirtaş için falan hop başka bir yere geçiriyor. Sürekli üçüncü şahıs alttan şunu çiziyor. Neden hapiste olduğu bilinmiyor. Suçsuz yere hapiste uzun zamandır hapiste. Şöyle hukuksuzluk, böyle şu şu sürekli alttan bunu veriyor. Ama sorduğun zaman da şey diyor. Ya biz ailesini diyor inceliyoruz. Bu Demirtaş hakkında değil ki diyor. Yani eleştirilere böyle bir şey bulmuş. Bu diyor ama böyle diyor ama ben onu diyor ailesinin diyor sıkıntılarını incelemek istiyorum. Bizi, bizi ilgilendirmiyor diyor Demirtaş'ın durumu. tamam da sürekli Demirtaş'ın sesini duyuyoruz. Ailesinin aramasını duyuyoruz. E bu adam niye girdi bunu da anlatsanız insanlar merak ediyor. Videonun sonunda bir yazı geliyor. Arkadaşlar gidip izleyebilir bu arada. Duruyor hala Videonun sonunda yazı giriyor. Selahattin Demirtaş şu tarihte tutuklandı. İşte kendisi hakkında işlem yapılmadı. Hukuksuzluk. Ay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle böyle bir açıklama yaptı. Doğru bunların hepsi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başkanı bunu yaptıktan sonra <laughs> Türkiye geliyor. Geldi bu adam. Bu açıklamadan bir hafta sonra. Evet. Türkiye geldi bu adama madalya taktı Sayın Cumhurbaşkanı. Hukuk madalyası. <laughs> evet biliyorum. Hukuk madalyası taktı. Sayın Cumhurbaşkanı taktı. Bu açıklamadan bir hafta sonra. Şimdi sen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini baz alıyorsun da adam gelmiş senin cumhurbaşkanından madalya almış. Evet. Hani e, e, bunu bir de Demirtaş'a soruyorlar. Demirtaş'a 40 soru diye bir kampanya. Ben bunu takip. Bunlar sanıyor ki bunlar akıllı. Demirtaş'a 40 40 tane soru başlığı altında çukurda e, bunların babasını oynayan bir adam vardı. Kel bir adam. Şu sıralar şey oldu, popüler oldu, çukur dizisiyle. O adam da soru soruyor. Gittim 40'ını okudum. Bak ciddi söylüyorum sana Ahmetciğim. Bir tane objektif soru yok. soruların hepsi şu. Siz niye bu kadar mükemmelsiniz? Bu kadar mükemmel olmak sizi yoruyor mu? <laughs> Mesela Kürtçe dilini Kürtçe dilini dil ya, şey dil yapsak işte şöyle olsa herkes için çok daha iyi olmaz. Mesela mükemmel Kürt ezgileri var. Siz siz seviyor musunuz? En sevdiğiniz Kürt ezgisi ne? Ya böyle soru olmaz. Hepsi böyle. Kitap okumakta zorlanıyor musunuz? Kitap temin edebilir falan böyle hep sorular. 40 tane soru yahu. Biri mi düzgün bir şey sormaz? Soranlar belli zaten. Agos gazetesi falan hep aynı şeyler. <laughs> Onlar sormuşlar. Hepsini okudum, hepsini arşivliyorum. Bunlar bir kendi bir şey so sanmıyorlar. Bir sorsadık o listeye, o 40 listeye almazlardı bizi. <laughs> bizi almaz, kesinlikle almazlar. Birisi bir şey sormuş. Bir tane dedim politik bir soru var. Şunu soruyor ona. Böyle böyle işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ona madalya takdim etti falan filan. Yahu sizin durumunuz böyle böyleyken hiç mi acımadı içiniz falan. E, tabii morali bozulmuş falan. Moralimiz çok bozuldu falan filan filan. Dedim ki süper. Sen belgesel çünkü bu belgeselden önce yaşandı bu olaylar. Sen bunu yazıyorsan eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şöyle dedi. O zaman bunu da vereceksin. Objektif tarafsız bir şey değil bu. Tabii tabi tarafsız olursan. Bunu, bunu da vereceksin. Diyeceksin ki tamam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağı yukarı tamam da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gelmiş. Cumhurbaşkanı bir siyasetçiden madalya almış. Türkiye'de almış olsaydı baro başkanı falan ne yapardık onu? Haklı yere. <laughs> Aynen. Değil derdik mi? ki kardeşim sen yargının bağımsızlığını siyasi olan şimdi, şimdi cumhurbaşkanı eskiden cumhurbaşkanları tarafsızdı şimdi partili cumhurbaşkanı sistemi var yani her cumhurbaşkanı bir siyasi partinin üyesi ya da başkanı ya da işte onun e... Tabii ya şundan söylüyorum bunu evet. cumhurbaşkanı şeyden değil bu cumhurbaşkanı eleştirisi değil aslında yani Aynen. Bu, ya, halka, başka kon, başka konularda eleştiririz kendisini konuşuyor sen sürekli onu suçluyorsun diyorsun ki ben bu adama dedim sen başkan yaptı ki yalan söylüyorsun yalan söylüyorsun senin siyasi kariyerin o adam boşlusun sen o sana dedi parti aç diye yani dolma bahçeli görüşmeleri falan filan biz unutmadık. Biz çocuk değiliz. <laughs> Yalan konuşuyorsun yani. Yalan konuşuyorsun. Seni başkan yaptırmayacağız. Beni kişisel hırsından içeri tıktın falan. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bana destek verdi. Evet, öbür tarafta böyle bir şey yaşanıyor. Belgesinin sonunda bunu yazı olarak veriyorlar. Ne dedik sana? Daha yeni. Üçüncül objektif şahıs. Evet. Yani bunu Başak Demirtaş demiyor. Başak Demirtaş de mesela güvenilir olmaz. Çünkü beyin kodeks demiş diyor. Bu bunun eşi diyor. Güvenmez. Ama objektif Voice Over'dan geçtiği zaman veya böyle üçüncü bir yazıdan geçtiği zaman bu salt bilgidir. Sorgulamaz bunu izleyen beyin. Aynen. Genelde Alt üçüncü tam... şahısların söyledikleri mesela cevap niteliği bile taşımaz diye düşünürsünüz hep. Öyle düşünürsünüz. Tabii tabii. Salt, salt ya salt. O yüzden mesela dalga geçiyoruz ya işte ne bileyim 40 yaş üstü arkadaşlar bütün siyah font üzerine beyaz yazın beyaz şey üzerine siyah fontla yazılan yazılar hepsine inanıyorlar. Siz mal mısınız falan. <laughs> Bunun biraz daha modernize hali işte bu belgeseller salt gerçekliğe inanıyorlar. Evet. Birkaç böyle şey fark ettim. Detaya girmeyeceğim çünkü izleyenler de beni şey yapacaktır, anlayacaktır ne demek istediğimi. Çok uzun 30 dakika. Ailesini ele almıyor anlattıkları gibi. Alttan bir propaganda var. Ama Demirtaş konusuna girmiyorlar. Sırf sabahtan akşama kadar suçsuz olduğundan bahsediyorlar. Sürekli. Bugün Türkiye'deki bütün siyasi kişilerin ailesi sıkıntılıdır. Peki bir şey söyleyeceğim. İddianameyi okumuyorlar mı? Ben adam. Güyada diyor ya abi adam şunu diyor. Adam diyor ki biz diyor Demirtaş hakkında yapmıyoruz ki belgeseli. Bu ailesi hakkında. Yani anlatabiliyor mu? Ka ka kamuflaj olmuş ha. yani adam. Diyor ki Demirtaş hakkında değil. Bütün senin sorularını boşa atıyor. Cevap <laughs> vermiyorum ona diyor. Çünkü Demirtaş A A Annesi şey demiş belgiseli. bana kim bakacak demiş herhalde. Annesi e oraya geleceğim <laughs> o meşhur zaten. Bana kim bakacak falan. <laughs> o meşhur geleceğim cevaba geleceğim şimdi. Ben niye sinirlendim diye. İşte birkaç noktada Mesela avukatı mesela bak onu söylemedim. Avukatının konuşmasından adamın örgütçü olduğunu anladım ben. Avukatının konuşmasından örgütçü olduğunu anladım çünkü kullandığı şiiri e, KCK platformunda kullanmışlardı web sitesinde. Yani herkes biliyor zarların hider oldu falan filan. Bunu kullandılar aynı şekilde. Aynı yerden geliyor. Hı -hı. Everyone knows. Bunu INF News falan paylaştı. INF bilmeyenler için Front News Agency PKK'nın resmi şeyidir. Medya basın organıdır. Avrupa'da yayın yapar. Bunu takip edin. Sonra konuşmasından realite kelimesi geçti. Sonra bir konuşmasında Başak Demirtaş'ı şey yaparken e, ter hakkında konuşurken Duran Kalkan'ın kullanmış olduğu bir ifadeyi kullandı. Bir kelimeyi. Bu kelimeler o kişilerin normal lügatında olan bir kelime değil. Peki, yani sen... Bu durup dururken İngiliz... E, buyur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak e, bu söylediğine yakın bir şey söyleyeceğim. Ee, evet. bize gelip sürekli yani bizim camiada bir ateist camiada olan bazı e, kişiler var böyle biraz da tanınan e, işte da tanınmayan da olabilir fark etmiyor işte böyle chatlerde filan dolaşan bu videolarda dolaşan bize gelip ya işte siz PKK filan dediğimiz zaman şu cümleyi sürekli söylüyorlar PKK bir terör örgütüdür kardeşim ben, ben de ona bir şey demiyorum PKK bir terör örgütüdür diyor ama Ondan sonra gelen bütün cümleler sanki hani Pekka'nın temsilcisiyle mi konuşuyorum diye diyesin geliyor. Yani Şeydir Pekka... en meşhur değil mi? En meşhur şeydir. Ya kurulmuş da niye kurulmuş? Ha niye kurulmuş? Yani Pekka bir örgütü de <laughs> hani devletle bir şey yapmadı mı? İşte hani Diyarbakır Cezayir'e. Ha. Diyarbakır Cezayir'e. <laughs> Aynen. Pekka bir örgütü de Kürtlerin hakları falan. Ya kardeşim bir dakika dur önce bir Pekka söylemlerinden bir sıyrıl. Çünkü ben, ben öyle deyince benim için Pekka bir terör örgütü demek. Ne bileyim işte yani çocuklar öldürülmesin diyen var <laughs> var ya Bu, Nasıl bunun mimleri var. Yabancılar arasında bunun mimleri var biliyorsun I'm not racist but Ben ırkçı değilim ama <laughs> Benim Kürt <Türk gülüyor> arkadaşlarım var Benim siyah arkadaşlarım var Benim Türk arkadaşlarım var Ama Aa, O amadan <laughs> sonra gelen hiçbir şeyin Önden gelen hiçbir şeyin bir önemi yok Öncesinde söylediğin hiçbir şeyin bir önemi yok O amadan Aa. sonra gerçek fikrini kusmuş oluyorsun sen O konuya şimdi gireceğiz senle <laughs> Bu belgeseli o konuya gideceğiz. Ben çünkü hepsini kaydettim kafamda. Yani benim notlarım <laughs> falan yok bu arada. Kafadan şu an bir tek seni görüyorum karşımda. <laughs> kafadan konuşuyorum. Bu terminolojiyi duyduğum zaman bu adamın normal cümleleriyle bu otomatik bir şeydir arkadaşlar. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bunun için çok büyük bir eğitim almanıza gerek yok. Adamın kullanmış olduğu cümle kalıplarından farklı söylediği şeyi dışarıdan almış olduğu bilgiyi. Çünkü bak senle ben aynı eğitime gidelim. Ahmet Bal Yemez ve ben gidelim aynı eğitim alalım. Bize aynı şeyler öğretilsin sonra eğer biz bunu anladıysak biz öğretilen şeyi bak ezberlemediysek hı hı. sen ve bana sorsunlar bu konuyu hı hı. senin anlatacağın şekilde benim anlatacağım şekil birbirinden tamamıyla farklı olacaktır Aynen içerik olarak değil kullandığımız Aynen. kalıplar verdiğimiz örnekler benim stilim senin stilin farklı ben mesela örnek verirken kazalardan örnek veririm genelde hı hı. insanla ilgisini çekmek için karşındaki kimse ona göre şey veririm ben böyle kısa hikayeler anlatarak örnek veririm hep benim stilim farklı bellidir Seninki farklıdır. Ama eğer sen ve ben veya sen hiç alışla gelmedik bir şekilde benim e şeklinde konuşmaya başlarsan, benim hikayelerimi anlatırsan ve benim gibi mesela araya küfür sıkıştırırsan konuşurken, insanlar der ki bu Ahmet Bal değil, bu başka birisi konuşuyor burada. Senin çünkü normal konuşmalarına uymuyor bu. Çok basit bir psikoloji bu. Bu adamın konuşmasındaki iki cümle benim gözüme çarptı. Ben hatta yanında bir arkadaş var dedi. bu adam örgütçü. Bu adam dedim net bir şekilde örgütçü. Net. Çünkü bir iki hafta evvel ben de aynı şeyleri ta kaynakları takip ettiğim için nereden duyduğunu biliyorum. Ama videoya yerleştirmedim. o kadar da bir adamım. Hı hı. Videoya bunu yerleştirmedim. Emin değildim çünkü. Benim gibi takip de ediyor olabilir belki. Bu bir suç değil. Bu olaylardan sonra o adam tutuklandı biliyorsun değil mi? Yo, bilmiyorum. O adam örgüt örgüt mensubundan tutuklandı avukatı. <laughs> Bak o, verdiğin örneği desteklemek için bir şey söyleyeyim. Ben Atatürkçüyümdür. Yani Kemalistim e, ee, hayatımın önemli bir kısmı Atatürk'ün hayatını şey yapmakla geçmiştir. Bazen böyle çok böyle tartışmalı durumda konuşurken Mustafa Kemal'in sözlerinden söylerim. Yani evet. da onun tarzında söylerim. Yani o, o günümüz jimi onun tarzında söylerim. Onun kullandığı parça kelimeleri bile çok kullandığım olur. Yani ve bunu da bazen istemeyerek yaptığımı farkına varıp ya ben niye bunu burada kullandım filan diyorum. Ya bak şık diyor devam et. Yani yani ya da işte de değiştirdiğim bir şey olmadı. Dilaptanın farkındasın. Sen mesela hanımra demiyorsun. Ee, hatun bize bir kahvaltı hazırlıyor falan böyle konuşmasındayız değil, <laughs> yani. değil mi? Adamlar ki sen kimsin ya diyorlar, değil mi yani He. olmaz böyle konuşma olmaz. <laughs> Bizim yani senin ya. sen olduğun nokta belli oluyor, senin sen olduğun nerede olduğun belli oluyor, başkası adına konuştuğun yer belli oluyor. Zaten bu Fethullahçıları ve PKK'lıları vesaire en çok ele veren nokta bu. Tarikat yapısı olduğu için ikisinde de bir şey anladıkları için desteklemiyorlar. Adam hayatındaki kitap okumamış bana işte e, Marx'ın halkçılık felsefesinden falan bahsediyor e <laughs> gelin diyalektikine falan bahsediyor. Ya birader bunlar senin lafların değil. Sorun değil ki zaten. Sen yerli de örnek verebilirsin. <laughs> bak bir örnek daha yani şu şey var. var bak. Senin senin topraklarında lafını bölüyorum. <laughs> aklına tut Senin topraklarında Yaşar Kemal İnce Mehmet'i var. Ee, İngiliz'in topraklarında George Orwell'in 84 kitabı var. Mantık olarak baktığın zaman distopya olduğu için ikisi de aynı yola çıkıyorlar. Yani yani bu Don Quixote'un şeyleri e, de değirmenlere karşı savaşması gibi. Aynen. Kesi de aynı mantıktır. Sadece toprakları farklıdır. Orada böyle bir, e, distopik bir sistem var. Burada köy ağasına karşı savaşan bir şey var. Bunun önemi yok nasıl anlattığının. Ama sen kalkıp da bu topraklardan çıkıp sürekli Orwell'den örnek verirsen mesela dersin ki "Birader yani, bütün hayatın arabesk geçiyor ama burada buradan örnek veriyorsun. Demek ki birisi sana bunu vermiş yukarıdan." İşte bak onunla çok güzel bir örnek vereceğim sana. Ee, Ateizm Derneği'nin maaşını tecavüzden alan genel müdürü Semih Çöre katıldığı bir radyo programında şöyle dedi. Dedi ki bu zamanımızda ateistlerin büyük bir çoğunluğu cahil. İşte aydınlanma tarihini okumamışlar. Ya aydınlanma tarihi deyince ben dedim ki ya iyi de sen aydınlanma tarihi hakkında şu ana kadar yani o kadar zamandır tanışıklığımız var. İşte toplantılara beraber katılmıştığımız var, yayınlar var vesaire. Sen aydınlanma tarihi hakkında ağzına bir kelime çıkmış bir adam değilsin. Yani aklımdan evet. geçen o. Ben bunu aklımdan sesli düşünüyorum şu anda. Böyle bir adam desin. Aydınlanma tarihi. Bu çünkü ateist camiada bu aydınlanma tarihi değil mi? ateist camiada kalıp olarak yerleşmiştir. Aydınlanma tarihi, aydınlanma tarihi. Nedir aydınlanma tarihi diye sorsan cevap veremez. Ama aydınlanma tarihi var. Yani Ateistler cahil. Niye? Çünkü aydınlanma tarihini okumamışlar falan. Yani kendisi çok bilgili. O zaman çık aydınlanma tarihi hakkında Ateizm Derneği'nde yayın yap. Çünkü zaten konuk da bulamayacaksınız evet. bundan sonra. Ki bu zamana kadar da doğru düzgün konuk bulamadınız. Bundan sonra hiç bulamayacaksınız. <laughs> Gelmeyecek. Yok dediğin örnek çok güzel. Bir de şey var. Bu aydınlanma konusu. Ben onu fark et Türkiye ilk geldiğim zaman kültür şoklarından biri şeydi. Aydınlanma olayını tamamen yanlış noktadan kavrayıp veya hiç kavramayıp tamamen yanlış noktadan alıp birisi geliyor onlara diyor ki ben aydınlanmayı okudum oğlum bak böyle böyle diyor. O da diyor ki ha tamam öyleymiş. Üçüncü bir şahıs var yani. Dernek de olabilir, örgüt de olabilir. E, Sohbet de olabilir, tarikatlarda olduğu gibi. Neyse orada abi geliyor makrubeyi kaşıklıyor sana. Orada diğer tarafta da yoldaş heval geliyor sana anlatıyor onu. Aynen. Sen orada şey yaparken. E, bir de ya, fark etmez yani. Sana çok aynen dedim evet. diye bana kızıyorlardı ama ne diyeyim yani başka şey yok. Adamın söylediklerini imza e, atasım geliyor. Yani şunu demek istiyorum. O fikrin ona ait olmadığını hızla anlıyorsun. Özellikle benim gibi bu işi sürekli kendine eğitiyorsan yani sürekli bunu yapa 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 kendine eğitiyorsan bir zaman sonra karşındakini sırf dinliyorsun, konuşturuyorsun konuştuktan sonra bir cümlesinden anlıyorsun ne olduğunu. Sonra direkt olarak ona söylemiyorum zaten. Yani o kişiyle konuşma imkanım olsa ben onu var ya balon gibi patlatırdım. Kendi kendiliğinden. O noktaya getirirdim onu. Çünkü belli yerler var, belli noktalar var. Demirtaş o konuda usta mesela. Sürekli etrafında kıvırıyor. PKK'nın terör örgütü konusu.